Öncelikle haftalardır hatta aylardır bu videoyu çekmemi bekleyen, bana bu mevzu üzerine mesaj atan arkadaşlarımdan ve takipçilerimden onları bu kadar beklettiğim için özür dileyerek başlamak istiyorum. Aslında bu videoyu çekmemin bu kadar uzun sürmesinin sebebi sizin çizime nereden başlayacağınızı bilmemeniz gibi benim de anlatmaya nereden başlayacağımı bilmememdi. Çünkü gerçekten çizim yapabilmek uzun bir süreç, sabır gerektiren bir süreç ve ben çizime yeni başlamak isteyen birilerine neler anlatmalıyım diye hem araştırma yaptım hem de merak ettiğiniz şeyleri not aldım. Bu videoda hem bilmeniz gereken hem de bilmek istediğiniz teknikleri toplamaya çalıştım. En çok sulu boya için mesaj atmışsınız. Gökyüzü çizmek, farklı tekniklerle çiçek çizmek, bitki çizmek, manzara çizmek gibi şeylerdi bunlar. Portre ve deniz için de mesaj atmışsınız ama ben yeni başlayanlar için portre ve deniz çizmek biraz ikinci seviye olacağını düşündüm. İlk olarak bunları halledelim. Başka bir videoda o ikisinden de bahsedeceğim. Ufaktan başlayalım. İlk olarak kağıt ve defter meselesinden bahsetmek istiyorum. Sulu boya ilk başladığımda bu defteri kullanmıştım. 300 gram cold press ve bayağı dokulu bir kağıdı var. 200 gram kağıt da kullanabilirsiniz. Ama bol suyla çalışmak istiyorsanız veya manzara gibi şeyler çizip geniş alanlar boyamak istiyorsanız 300 gram kağıt buruşmadan size istediğiniz sonucu verir. Bu benim desen dersimde kullandığım hızlı sulu boya çizimleri yaptığım defterim. Bu da 300 gram. Dokusu ilk gösterdiğim deftere göre daha az. Yeni başlayanlar için iyi derecede iş görür. Ayrıca bu defter ilk gösterdiğim deftere göre daha uygun fiyatlı. Bugün bu defteri kullanacağım. Fırça olarak geniş alanları boyamak için 20 numaralı bir fırçam var. Kılları bu şekilde. Fırça olarak sentetik veya samur kılı fırça alabilirsiniz. Başlangıçta sincap kılı fırçalara çok fazla para ödemenize bence gerek yok. Habiko'nun 123 serisinden 9 numaralı fırçası. Bunu hocamın tavsiyesiyle almıştım. İlla da bu fırçaları alın demiyorum tabii ki. Sulu boya yapma mantığını çözdükten sonra bence çok düşük kalitede olmadığı sürece her fırça kullanılabilir. Yine Habiko'nun aynı seriden 6 numaralı fırçası. Bu daha küçük alanlar için. Bir de her yerde gördüğümüz bu fırça var. Bence sulu boya başlarken uygun değil. Öğrenme süresini bile uzatabilir. Başlana kadar su akıtmanız gerektiğini falan ayarlayamayabilirsiniz. Bu yüzden başlangıç için bu fırçalar bence ideal. Fırçanız bu kadar sert olmadığı sürece elinizde ne varsa kullanın. Bu bir yağlı boya fırçası ve sulu boya kağıdını ıslakken kesinlikle yırtar. Sulu boya olarak ben başlangıçta Van Gogh'un bu boyasını kullanmıştım. Bence başlangıç için çok ideal. Pigmentleri iyi denilebilir kalitede. Kendi içinde çok beğendiğim bir fırçası var. Detayları bu fırçayla çok rahat yapabilirsiniz. Ben bu boyayı ilk aldığımda bunun fırça olduğunu bilmiyordum ve çöpe atmıştım. Bu fırçayı da bana yine hocam verdi. Kapak kısmında paleti var. Palet kullanmamız çok önemli. Birazdan boya yaparken bunu daha iyi anlayacaksınız. Sulu boya yapmaya başlamadan önce bazen taslak çizmemiz gerekebiliyor. Faber-Castell'in HB kalemini kullanacağım. HB'nin görünürlüğü daha azdır çünkü. Normal kalem kullanıp hafif hafif silerek de aynı sonucu alabilirsiniz. Haliyle bir bardak su ve iki kuru peçete gerekli. Başlarken ilk olarak sulu boya uygulamanın birkaç çeşidini göstermek istiyorum. Islak zemin üzerine renk karıştırmak. Bunu manzara veya gökyüzü çizerken kullandığımız renk eşit olarak her yere dağılsın diye kullanırız. Eğer boyayı ve suyu fazla kullandığınızı düşünüyorsanız fırçanızı temizleyip, yani suyun içinde temizleyip, kurulayıp fazla boyayı kağıttan böyle alabilirsiniz. Sonraki renkleri kuru zemin üzerinde karıştırmak. Birazdan çizerken bu teknikleri nasıl kullandığımı görünce çok daha iyi anlayacaksınız. Son olarak renkleri karıştırmadan kurumasını bekleyerek uygulama. Ben bu tekniği genelde portre çizerken kullanıyorum. Veya ince ayrıntılı bir çizim yapmak istiyoruz. Kurumasını bekleriz çünkü zemin hala nemliyken ayrıntı giremezsiniz.
Kullandığınız renk içinde böyle yol yol dağılır ve bulanık bir görüntü oluşur. Bir de en çok hata yapılan şu konuya geleyim. Sulu boyada beyaz rengi kullanmıyoruz. Yani daha doğrusu bir rengin tonunu açmak için beyazı kullanmıyoruz. Beyaz sadece çizimimiz bittikten sonra karanlık gökyüzüne yıldız için, deniz çizersek köpük yapmak için falan kullanılabilir. Ama aslında sulu boya için maskeleme sıvısı dediğimiz bir şey var. Beyaz kısımları muhafaza etmek için kullanılıyor. Ondan sonraki videolarda bahsedeceğim. Bir rengi açmak istiyorsak su kullanırız. Eğer beyaz kullanıyorsak rengimiz bulanır. Beyaz genelde sulu boyanın daha yoğun hali olan guaj boyada kullanılır. Bununla alakalı bir örnek verelim. Kırmızı rengin iki saf halini kullanacağım. Birinde rengini açmak için doğru olan su kullanacağım. Diğerinde yanlış olduğunu söylediğim beyazı kullanacağım. Su kullandığım bize ilk kullandığımız kırmızının açık tonunu verecek. Beyaz kullandığımsa rengi bulandıracak ve orijinal renkten uzak pembemsi bir ton ortaya çıkacak. Yani burada sulu boyanın asıl meselesi kağıdın beyazını kullanabilmek. Çünkü zaten şeffaf bir boya. Koyulaştırmak için de siyah kullanılmaz. Aynı beyazda olduğu gibi rengin orijinalliğini bozar, kirletir. Kullandığımız rengi daha az sulu, daha yoğun kullanıyoruz. Örneklerde rengin ilk halini görüyoruz. Doğru ve yanlış kullanım olarak bunu da göstermek istedim. Başka çizimlerde bir rengi koyulaştırırken veya açarken bu hatalara düşmeyin. Açmak için su katın, koyulaştırmak için rengi yoğun kullanın, suyu az kullanın. Şimdi çizmeye başlayalım. İlk olarak tek renk çalışmak, sulu boya uygulamayı öğrenmenin iyi bir yolu bence. Bu yüzden en kolay bitki çizimiyle başlayalım. İlk olarak renk hazırlayıp ince fırçayla gövde kısmını yapacağım. Yeşil renge biraz açık kahve ekleyip o yemyeşil rengini kırıyorum ve tatlı bir böyle fıstık yeşili elde ediyorum. İşte palet kullanmak, istediğim renk tonunu ayarlamada bana bu şekilde yardım edecek. Şimdi birkaç çeşit yaprak tonu ayarlıyorum. Kullandığım bir rengi ne kadar çeşitli tonda kullanırsam o kadar göze hoş görünür. Araya sıcak kahve renkleri atıyorum. İki farklı yeşil rengi karıştırıyorum. Hazırladığım yeşil tonlarını uygulamaya başlayacağım. Fazla su kullandığımı düşündüğüm an fırçamı peçeteyle kurulayıp kuru fırçayla tekrar kağıt üzerinden fazla suyu alıyorum. Hazırladığım renklerin içine ölçülü olarak su katıp renk tonunu ara ara daha fazla çeşitlendirebilirim. Ve yine yol yol renk dalgaları elde etmek için hazırladığım renkleri kağıt üzerinde karıştırabilirim. Yani videonun başında anlattığım ikinci tekniği kullanıyorum. Renkler ıslakken iki farklı tonu karıştırmak. Benzer şekilde devam ediyorum. Başka bir teknikle aynı bitkiyi çizeceğim. Hangisi gözünüze güzel görünürse onu uygularsınız. Yine farklı yeşil tonlarını kullanıyorum ama bu sefer yapraklar ıslakken birbirine farklı renk tonlarını karıştırmadan tek bir fırça darbesiyle yapıyorum ve sonra kurumasını bekleyeceğim. Son olarak
olarak da ben bu yaprakları daha ayrıntılı çizmek istiyorum diyorsanız, ikinci tekniğin aynısını yapıp iyice kurumasını bekliyoruz. Sonra ince uçlu fırçayla ayrıntı girebilirsiniz. Şimdi bir de benzer tekniklerle, ki zaten top topu 2-3 tane teknik var, mevzunun biraz daha netleşmesi için çiçek çizimiyle pekiştirelim istiyorum. Şimdi leylak mı, lavanta mı emin olmadığım bir çiçek çizelim. Bu çiçek çizimiyle ön arka ilişkisine de değineceğim. Yine kullanacağım renkleri birkaç tonda hazırlayacağım. Farklı tonlarda morlar elde ediyorum. Bazıları sıcak morlar, bazıları soğuk. Şimdi ön arka mevzusuna gelirsek, yani perspektif mevzusuna, rengi ne kadar sulandırırsam o kadar açık olur. Bunu zaten biliyoruz. Üç çiçekli bir demet çizeceğim. En öndeki çiçeğin önde olduğunu koyularla belli ederim. Açık renk olan çiçek arkada kalır. Sulu boyada kural açıktan koyuya doğru gitmek. Açık rengin üstüne aşama aşama koyu ekleriz. Bu yüzden arkada olmasını istediğim çiçekle başlıyoruz. Sonra fırçama daha koyu bir renk alıyorum ve önde olmasını istediğim çiçeğe başlıyorum. Böyle tek tek fırça darbesiyle aralarda beyaz parçalar da bırakıyorum. Kağıdın tamamını boyamıyorum. Yine aralara sıcak morlar atıyorum. Farklı tonda yeşil sapını yapıyorum. Çiçeklerin biraz kurumasını bekleyip en koyu morları ara ara öndeki çiçeğe ekliyorum. Açıktan koyuya ne kadar fazla renk tonu kullanırsam çizimimiz göze o kadar hitap edecektir. Bu çizdiğim demet çok daha rahat, sulu boya tadını tam olarak veren bir tarzda. İkinci çiçeği daha ayrıntılı yapmak istiyorum. Bu yüzden HB kalemle taslak çizeceğim. Bu noktada yaprakların kuruması önemli. Fırçamı daha temkinli kullanıyorum. Bir de önemli bir nokta daha var. Referans aldığınız resmi iyi gözlemlemek. Yani mesela açıklı koyulu kaç tane mor var? İkinci çiçekte kullandığım mor tonlarını açıktan koyu olmak üzere kenarda göstereceğim. Ne kadar fazla ton varsa çiziminiz o kadar etkili görünür. Bu küçük bir çizim olduğu için çok fazla renk tonu kullanamayacağım muhtemelen. İlk olarak en açık tonu uyguladım. Sonra aşama aşama renklerin kurumasını bekleyerek koyuları atacağım. Koyu moru da en girintili ve karanlıkta olmasını istediğim noktalara uygulayacağım. Yine iki farklı yeşille sap kısımlarını da boyayıp bitiriyorum. Bu video biraz fazla uzun olacak diye tahmin ediyorum ve burada bitirmek istiyorum.
Daha önce hiç sulba yapmamış biri için en temel şeyleri anlattım. Umarım yararlı olmuştur. Bu anlatım videosunun manzara çizme, ayraç yapma, işte portre gibi, hatta meyve çizimleri bayağı eğlenceli gibi devamı gelecek. 110 abonem var. Lütfen abone olun. Beğenseniz de beğenmeseniz de like atın. Çünkü video editlemek gerçekten çok zor. Sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz veya Instagram hesabımı bırakacağım. Özelden sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu arkadaşlarınıza da gönderin. Hoşçakalın.